Aslında ben tabii İzmirliyim. Hep denizin içinde büyüdüm ve denizi çok seviyorum. Yani o mavi manzarayı görmeden bir şekilde keyif almıyorum diyebilirim hayattan. Ama tabii iş olarak içinde olmak bambaşka bir durummuş. Çalışmaya başladıktan sonra anlıyorsunuz bunu. Benim etrafımda denizci kimse yoktu. Bir şekilde duymuştum mesleği. Ama açıkçası hiç burayı seçmemi de istemiyordu ailem. İstanbul'da okumamı ve İstanbul Karmaşası'na girmemi istemiyorlardı. Seçim günü şeye gittiğimizde, evraklarımı teslim etmeye gittiğimde hiç İstanbul tercihim olmamasına rağmen bir tane bölümü değiştirip burayı yazmıştım. İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve sonuçlar açıklandıktan sonra tek İstanbul tercihim burası oldu. Açıkçası yani çok bilinçli ve çok daha çok bölüme girdikten sonra öğrendim ne olduğunu. İlk bir hafta bize bir oryantasyon ve bölümü tanıtma çalışmaları olmuştu. Tabii o zamanlar şöyle anlatıyorlar mesleği. Dünyayı geziyorsun, her tarafı görüyorsun, tonla para kazanıyorsun. İşte erkeklere her limanda bir sevgili palavraları atılıyor. Çok hep güzel tarafları öne çıkarılıyor. Sonra çalışmaya başlayınca görüyorsunuz ki aslında öyle değil. Bir takım duygusal eksiklikler var, uzaksınız, işte çok yorucu, gecesi gündüz yok, her an çalışıyorsunuz. Her an iş yerindesiniz ve hazır bekliyorsunuz. Ama ona rağmen çok keyifli bir meslek. Ben bilinçli seçmedim belki ama şu an çok severek yapıyorum. Aslında ve çok kısa süredir burada olmama rağmen birçok operasyonun içine girme şansım oldu, müdahil olabildim. Tersane sürecinin öncesinde, 2 aydır tersanedeydik, onun öncesinde daha Ağustos ayı olmasına rağmen Karadeniz'de çok kötü bir hava vardı. Ve sahil güvenliğin gemilerinden biri sürükleniyordu. Hava yüzünden lumbuzları bile patlamış bir haldeydi. Biz buradan apar topar oraya yetişmeye çalıştık, kalkıp onlara yardım etmek için. Tabii o an çok başka bir psikoloji. Yani size yardıma ihtiyacı olan insanlar olduğunu biliyorsunuz. Sürekli acil yardım istiyorlar, telsizden yönlendiriliyorsunuz olay yerine acilen intikal etmeniz için. Ama aslında hava bir yandan çok kötü, bizim için de zor bir şekilde oraya ilerlemek. Böyle bir kurtarma anım olmuştu girdiğim ilk ay daha hemen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.